Evet Nazlı Hanım, çok dikkatli oluyoruz. Tamam. Yalnız yanıcılık rica ediyorum. Dikkat edelim. Bir şey olmaz. Evet. Bu şekilde. Buyurun. Yalnız dikkat edelim. Biraz daha dikkatli. Evet. Şimdi... lütfen buraya konsantre olabilir miyiz Nazlı Hanım? Bakın şimdi. Evet. Ay, pardon. Enişte, ne haber? Ali... Nazlı, Nazlı ne diyorsun anlamıyorum. Enişte! Enişte! Nazlı Hanım. Ya çekmiyor musun? Nazlı Hanım. Maskeyi çıkarırsanız daha rahat konuşursunuz. Alo. Mehmetciğim kusura bakma yüzümde maske vardı da heyecandan işte. Ha şimdi sesin daha iyi geliyor. Ben de dedim ki bizim kız boğuldu yardım mı istiyor diye. Ya şey... Arzu'ya ulaşamıyorum ya. Yani aradım, açmadı, geri de dönmedi bana. Ya öldüm meraktan. Başına bir şey mi geldi acaba ya? Ay enişte, ne olacak? Çalışıyordur kız. Ben az önce aradım, gayet iyiydi. Sen konuştun. Benim telefonlarımı niye açmıyor o zaman bu? Ya bir de her sabah uğrardı, bu sabah uğramadı. Ay enişte, ne abarttın. Dur istersen ben bir daha arayayım. Ah! Öğle vakti. Onu öğle yemeğine çıkaralım. Sen adresini biliyor musun? Ben de bilmiyorum canım nerede çalıştığını. Ben öğrenirim. Hem senin geleceğini söylemeyiz, sürpriz yaparız ona. Ne diyorsun? Vallahi mı diyorsun? Tamam, tamam bekliyorum. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Ay bir çıkarabilir misin şunu rica etsem? Ah, sağ olasın. Efendim abla, ne oldu bir şey mi oldu? Ablacığım sen nerede çalışıyorsun? Söyle bakayım bana. Neden? Ne oldu? Seni yemeğe çıkaracağım. Yok abla vallahi benim çok işim var. Hadi kapatıyorum ben. Ay yemek de mi yemiyorsun Arzu? Söyle işte. İtiraz istemiyorum. Ben yemek yedim. Kahve içelim o zaman. Kahve de içtim. Bir daha iç Arzu o zaman. Allah Allah. Sen beni mi kandırıyorsun yoksa? Ya ben niye kandırayım seni? Ne kandıracağım seni ya? Hadi kapatıyorum. Arzu Hanım. Damla Hanım'ın kahvesi. Bana bak Damla Hanım da senin de kahve makinesine atar. Az yağlı sütle servis ederim ben. Yeter be. Az bekle. Alo. Ablacığım ne oluyordu? Söyle bakayım sen. Gizli polis falan mısın? Oh tamam. Bak ben şeydeyim. Yeniköy'de bir yerdeyim ben. Tamam mı? Aa süper. Tamam oraya gelince arayacağım ben seni. Hadi bay bay. Bak Nazlı sakın bugün olmasın. Alo. 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 Kapatmış Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Arzu Hanım, bu telefon konusunda size ikinci uyarım. Üçüncü de... Müdür Bey. Müdür Bey benim çok telaşım var. Benim ablam hasta olmuş. Benim ona çok acil ilaç yetiştirmem lazım. Sizden bir saatinizi rica edeceğim. O yüzden yani. Tamam tamam. Bir saat içinde geri dönmeye çalışın lütfen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazlı? Tamam. Tamam çıkıyorum ben de şimdi. Tamam. Tamam. Bak ya her yerde cayır cayır konuşuyorlar. Zeynep'in şoförü heykel gibi. Zeynep'in şoförü yıkılıyor. Ben hiç böyle bir şeyimiz var demedim ki ya. Zeynep sen hiçbir şey demedin ki. Niye bir şey demedin? Niye yok öyle bir şey demedin? Ay Allah'ım ne yaptım ben ya? Sen böyle bir kız mısın Zeynep ya? Değilsin, değilsin ama salaksın, salak. Ay yok diyeceğim, ben anlatacağım. Diyeceğim böyle böyle. Ay ama Ercü. Bir yalan söyledik, ucunda tutamadık. Yavuz, Yavuz. Çok özür dilerim. Pardon, iyi misin? Thank you.
Biri seni gelip alır herhalde buradan. Dikkat et kendine, tamam mı? Bay bay. Alo Nazlı. Ha Nazlı. Zaten kafam arı kovanı gibi. Her arı Nazlı diye vızıldanıyor. Sen de vızıldı abi. Sen de yap. Oğlum ya ben seni sonra arayayım mı? Şu an çok meşgulüm Ozan. Ben seni daha sonra ararım kardeşim. Hadi. Oğlum Muhittin sen niye dikiliyorsun burada? Oğlum dükkanda kimse yok. Yürü git dükkanın başına ya. Allah Allah. Sayıyla verdiler yemin ederim ya. Sen de git be, sen de git. Ozan neredesin sen ya? Arabanın anahtarlarını bırakmış gitmişsin. Ne oluyor? Ya ben çok üzgünüm ya. Tamam canım, amma abarttın sen. Serdar alışık bunlara, bir şey olmaz. Neredesin sen? Ben gelip alayım seni. Sen gelme ya. Alo. Alo abicim, gelirken bana bir kitap alabilir misin ya? Ama birazcık pahalı. Güzelim benim, ben sana kitap almaz olur muyum ya? Böbreğimi satar gene sana alırım ben o kitabı. Ya abicim ne böbreği satması? 3 lira değil de 5 lira işte. Ya o değil de ben nasıl sana bir şey diyeceğim. Of, ben çok kötü bir şey yaptım. Ya ama isteyerek yapmadım gerçekten. Ya oldu işte bir şekilde. Sen en kötü ne yapabilirsin ki? Tamam. Akşam gelince konuşuruz. Alırım kitabı, sen merak etme. Peki tamam, kolay gelsin. Alo, Ebru. Gelip beni alır mısın? Bir de... Biraz çabuk olur musun ya? Dondum ben burada. Alo Arzu. Nazlı neredesin? Ya bir tane hoş bir yer vardı ya. İşte Mehmet gelmiş. Aman bahsetmişti bir kere. Oradayız. Mehmet de bunun yanında ya. Neresiymiş orası? Buranın adı ne? Ne? Tam duyamadım. Ay yok, orası olmaz. Ay niye olmasın, Arzu gayet tatlı şirin bir yer. Adam mı kesiyorlar sanki? Hadi gel, bekliyoruz. Ya çok pahalı hem orası. Ne? Senin paran mı var? Ya sen istifa etmeyecek miydin hem? Ay Nazlı tamam, kapat ya. Geliyorum, kapat. Ya nerede kaldı bu kız Nazlı? Bir daha arasam mı acaba ya? Yani malum benim telefonlarım da açmıyor. Ya Mehmet, sen Arzu'yu bilmiyor musun? Ya hem seni görünce çok mutlu olacak. İnşallah. Siz yok musunuz siz? Pire zıplar, bütün yorganı yakarsınız. Ya rahat ol enişte, sorunu yok. Yoktur inşallah. Abla, Arzu ben Arzu. Arzu? Niye fısır fısır konuşuyorsun kardeşim? Hoş geldiniz. Ne alasınız? Ben bir cappuccino alayım. Duble yapayım mı? Ya... Hayır. Gerek yok. Yiyecek bir şey ister misiniz? Frambuazlı cheesecake'imizi denemelisiniz. Yeter artık ama. Ya ama yeter şey yani. Çok kilo aldım. Yeter. Kilo vereceğim. Ben o yüzden istemiyorum.
soğuk. Isınırsın şimdi. Bir an vazgeçtin sandım. Neden? Ha, iş güç diyorsun. Ne acayip bir adamsın sen ya. Öyleyim galiba. Vallahi ben de anlamıyorum kendimi çoğu zaman. Hatta hoşlanmıyorum bile. Eskiden böyle değildi. Artık aynada bile bir görünce irkiliyorum. Onu demiyorum. Yani cesursun, cüretkarsın, güvenilirsin, namuslusun. Bir de hassas tarafın çıktı ortaya. Serdar'ın durumundan sonra çıktın gittin. Ya tabii. Üzüldüm çok. İçim paralandı. Hak yemiyorsun. O gün Murat baygın sere serpe yerde yatıyor. Ben gelmişim tepende gidelim gidelim diyorum. Sen hala çaycının 2 lirasını veriyorsun. Unutmuyorsun yani. Alışkanlık işte benimki. Değil. Bakıyorum sen de benden vazgeçmemişsin. Ozan ne oluyor Allah aşkına? Yani şu adını bile bilmediğimiz kız yüzünden mi senin bu gelgitlerin? Seni paramparça eden kız. Dedim ya, oğlu öyle değil. Bir kere aşk çocuğusun. Gözlerinden, bakışlarından belli. Ama insanın bazen vazgeçmesi gerekiyor. Acı veren insanlardan vazgeçmesi gerekiyor. Yani ben böyle yapmaya çalışıyorum. Ha, bir şeyden vazgeçmiyorum, yaşamaktan. Çünkü aşk yaşamaktır. Bak, sen de filozof patron oldun işte. Madem öyle, bugün de ben senin şoförlüğünü yapayım. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi ya. Ne oluyor ya? Ay söyledim ya ne olduğunu. Yürüyün işte ya. Ya neyi söyledin sen Allah Allah? Ya Arzu ne yapıyorsun? Anlattım ya kaç kere. Ya neyi anlattın? Kafede sorun oldu. O yüzden böyleyim dedim. Ben de kalkayım sorun neymiş gideyim öğreneyim dedim sonra. Sen sus. Ne? Sen sus. Ya sen bize şirkete çalışıyorum diye gidip böyle palyaço falan gönderiyorlar ya. Ha. Ya bir durun, durun ya. Ya Arzu ne oluyor Allah aşkına söyler misin? Hah, bak titriyorum. Alo. Ne? Toplantı mı var? Tamam ben hemen geliyorum. Benim çok acil gitmem lazım, toplantı var. Hadi siz de gidin görüşürüz tamam mı? Hadi. Nazlı. Mehmet. Benim kafa durdu. Benim kafa uçtu gitti. Neyse dur. Akşam hallederiz. Ya bu hiç yapmayacağı şeyler yapmaya başladı. Susturuyor, bağırıyor, azarlıyor. Şu kurt kıyafete bak Allah aşkına. Ya biz kadınlar böyleyiz. Sağımız solumuz belli olmaz. İnişli çıkışlı işte. Arzu Hanım, Osman Bey'in duble espressosu hazır mı? Rica ederim. Ne demiştin sen? Hayrına çalışmıyoruz ya burada. Evet. Öyle demiştim. Diyorum ki şu gerginliğimizi de biraz atsak üstümüzden. Daha iyi olmaz mı? Ya yarın konuşsak olur mu? Ben bugün biraz erken ayrılsam. Tamam. Beni şirkete bırak o zaman. İşlerim var. Oradan dönersin. Madem yapacak başka bir işim yok akşam, işlerimi toparlarım.
Akşam da taksiyle dönerim artık. Peki. Yok abi yok. Kesin bir tuhaflık var bu kızda. Kesin. Ya bir işler çeviriyor ya da bir saçmalığın içine düştü, bana söylemiyor. Kesin. Hani yüzüme bile bakmadın Arzu ya. Hani bakmaya geç, bir de bağırdın çağırdın bana. Ya o gözlükler, o şapka ne öyle ya? Ah be Arzu, ne yapıyorsun? Tekrar kusura bakma. Sorun değil. Dediğim gibi taksiyle dönerim ben. Görüşürüz. Kemal, arabayı hazırla, Nazlı Hanım'ı evine bırakacağız. Aa, yok yok. Lütfen. Ben kendim giderim. Aslında Serdar'cığım. Ay. Serdar Bey. Olur aslında. Serdar Bey. İsterseniz ben Nazlı Hanım'ı bırakabilirim. Zaten benim yolumun üstü. Yok yok. Şimdi ben Ozan Bey'i tanımıyorum sonuçta. O yüzden gerek yok. Şimdi ayıp olmasın kendisine. Yine de sağ ol Ozan. Gidelim mi? Yine de sağ ol Ozan Bey. Yok canım. Demek burada yaşıyorsun ha? Bunlar geçen akşam gençler değil mi Kemal? Hı hı. Ne istiyorlarmış? Bilmem. Merhaba. Bir şey mi istediniz? Aleykümselam. Asıl sen mi bir şey arıyordun diye şey ettiydik biz. Yardımcı olalım. Gerek yok. Teşekkürler. Serdar Bey, polisi mi arasak? Saçmalama Kemal. Mahallenin gençleri merak etmişler. Vallahi merak ettik ya. Araba güzel. Abimiz güzel. Teşekkür ederim. Nazlı ablamız da güzeldi herhalde de. Peşini bırakmıyorsun ha? Lütfen laflarımıza dikkat edelim. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Çorba mıyız lan biz terbiyeli olalım? Hem olmazsak ne olur? Ha? Konuşarak halledebiliriz. Kavga etmemize gerek yok. Pardon ya, iyi misiniz? Canınızı... Bak sen şu Serdar'a ya. Lan herifin içinden Muhammed Ali çıktı, iyi mi ya? Böyle bakma Kemal. İnsanın böyle boş vakti olunca gerekli gereksiz bir sürü şey öğreniyor. Böyle olsun istemezdim. Özlerinde iyi delikanlılar belli. Nazlı ablalarını koruyorlar. Yalnız bu aramızda kalacak. Ay kusura bakma, kremi bulamadım da buz getirdim. Ay ben neden böyle bir insanım ben de bilmiyorum ama sakarım yani. Bu sakarlık yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Böyle daha güzel. Mükemmel olmak için kusursuz olmana gerek yok.
gibi adamsın. Hiçbir şey olmaz sana ya. O zaman yarın şirkette görüşürüz. Yarın görüşürüz Nazlı. O zaman ben eve gireyim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Alo Mehmet, ne oldu? İşin bitti de mi arıyorsun? Öylece duruyordu yani yolun kenarında. Ha vallahi saatlerdir böyle abi. Ha şu odun gibi kıpırdamadan duruyor. Abi biz ne yapsak? Bunu bir doktora falan mı götürsek acaba ya? Oğlum bu Muhittin'e zaten kafasındaki bağlantılar zayıftı. İyice kopmuş olmasın. Öyle mi diyorsun yani? Bence o bağlantılar ilk defa kurulduğu için tam algılayamadı. Hop. Uyt. Burada. Hop. Hop. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, Ozan abi. Ha, Ozan abi. Az kaldı. Tövbe tövbe. Oğlum. Muhittin. Ne oldu çocuğum sana? Ha? Ne oldu? Oğlum iyi misin lan? Aşık oldum usta. Tabii ya. Şimdi anlaşıldı. Oğlum biz bunu nasıl düşünemedik ya? Lan bak sen Muhittin'e bak ya. Çakal. Ne aşkı lan bu yaşta? Kaç yaşında bu? 18. Yuh! Nasıl 18? Ananın karnından 2 yaşındayken mi çıkardı oğlum seni? Babyface Muhittin. Çok güzeldi be usta. Oğlum kim bu kız? Hayırdır? Çok güzeldi be usta. Allah Allah, tövbe. Bak bak. Ya Ozan, tut şunu bir tarafından götürelim, eve bırakalım. Anası babası ilgilensin. Ben uğraşamayacağım bununla ya. Tut, hadi abi tut. Sonra tut, takılırız ya. Yüzsüz, yüzsüz. Ya dedim ki, ya bir kere dedim bir iyilik yap dedim. Sen git dedim, git sen dedim ya. İyi demişsin, meydanı sana bırakmayacağım da deseydin. Tabii ki de dedim ama duvar. Yani üç harfli. Evet, üç harfli işte. Kızım, asıl bu beni takip ediyormuş ya. Yaptığım her şeyi, yediğim, içtiğim, gittiğim her yeri, her şeyi takip ediyormuş. Vay sapık. Takip ettiği yetmiyor, bir de hayatımıza dahil olmaya çalışıyor. Yok Arzu, bak ben gerçekten vallahi devam edemem. Edersin. Sen de mangal gibi yürek var kızım. Mangal, çok mangal gerçekten. Benim bir planım var. Ha söyle bakayım. Benim akıllı ablam söyle. Serdar'dan hoşlanıyormuş gibi yapacaksın. Ay, tövbe estağfurullah ya. Bir de ben kendimi deli sanırdım. Sen tavşan gibi koşturuyorsun ya. Yok mümkün değil, öyle bir şey yapamam. Ama tatlı çocuk. Yani hoş çocuk. Böyle civciv gibi. Civciv gibi ne? Ay aman işte. Neyse boş ver. Yapamam ben. Bilmiyor musun sen beni? Ya bak bu sadece masum bir oyun. Sen şimdi Serdar'dan hoşlanıyormuş gibi yapacaksın. Ama burada önemli olan bir nokta var. Bunu sadece Ozan bilecek. Serdar anlarsa işler karışır. Tamam mı? Ozan bildiği zaman da hem şirketten ayrılacak hem de senden vazgeçecek. Kokuyu alıyor musun Arzu? Yanık kokusu, yanık. Beynim yandı. Of, Arzu bari sen yapma kardeşim ya. Ya bunda anlamayacak bir şey yok. Küçük masum bir oyun diyorum sana. Ya iyi de Arzu ben hiç beceremem öyle numaralar falan. Beceremezsin, beceremezsin. Gizem Aznedar'ı sen ne çabuk unuttun acaba? Hatırlamıyoruz onu artık. Sildik, yok öyle bir şey. Ya sen benim dediğimi yap. Bak. Ozan da senden vazgeçecek, şirketten de ayrılacak. Olmuyor işte, konuşunca olmuyor. Demek gitti de ha. Ben de gittim. Sonra döndüm. Ne yapayım? Mecburdum. Boş ver abi, her şey bir gün nasıl olsa yoluna girer. Boş ver. O
Oğlum hadi benim dünyamda kıyamet kopuyor da. Sana ne oluyor ya? Kaplumbağa gibisin ha, içine çekildin susuyorsun. Vallahi bugün hiç çekinmiyorsun ha. Arzu ya. Ne olmuş Arzu'ya? Vallahi ben de bilmiyorum abi, bir tuhaf davranıyor ya. Sanki artık beni sevmiyormuş gibi. Yuh! Daha neler? Oğlum kız senin için neler aldı karşısına? E Nazlı'nın yanında olmak için de. Belki pişman olmuştur oğlum. Oğlum öyle bir hayatı bırakmak kolay mı? Kolay değil tabii. Hem de hiç değil. Ama alışıyor insan be abi. Hem hayat oyununda bize ayrılan rol de buymuş demek ki. En iyi şekilde de oynayacağız oyunumuzu. Arzu seni seviyor be oğlum. Her sabah nasıl sarılıyor sana? Oğlum sen de mi gözetliyorsun bizi ya? Yuh! Ya saçmalama ya. Arkadaşlık yapıyoruz sana burada. Sen beni bırak da sen bugünden bahset bakalım. Bugünkü hallerinden kıvıl kıvıl. Hadi sen benden bir şey saklıyorsun. Söyle sen ablanın. Söyle. Dinliyorum. Yok ya. Ne saklayacağım senden? Ya saklıyorsun. Ben bilmez miyim seni? Öyle deli deli hareketler. Söyle ablana. Hadi. Yok yok işte anlattığım gibi başka bir şey yok. Ya Mehmet beni aldatıyor galiba. Ne? Ay hiç güleceğim yoktu. Mehmet imkansız. Nasıl imkansız? Sen görmüyor musun gizli gizli telefonlarla konuşmalar, fısır fısır görüşmeler, ortadan kaybolmalar falan. Ya bana yalan söyledi, yalan. Mehmet yalan. Ay sen iyice abarttın. Senin nasıl gidiyor bu Ebru işleri, güçleri? Ne bileyim ya. Sen de o gün söyledin. O kovalasın sen kaç falan. Abi uzak mı durayım, yakın mı durayım bilmiyorum ki. Anlamadım ben de. Niye böyle bir şey söylediğini de anlamadım. Oğlum yaparsın, halledersin. Sen kaçın kurasısın. Alo. Evet benim. Şimdi. Ay Allah. Tamam tamam geliyorum tamam. Tamam. Hayırdır? Abi bari bunlar yolunda gitse ya. Ya boş ver önemli değil. Beni dükkana yakın bir yere atsana. Bırakalım. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz kalk ya? Ablasının gülü. Hadi kalk bakalım. Ya nereye? Tohumum benim ya. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ya nereye gidiyoruz? Mehmet'in evine gidiyoruz. Ay ben o yalancının ayağına hayatta gitmem. Ay boş konuşma hadi yürü. Ya diyelim ki gittik affedersin ben Tevhide teyzenin yanına ne konuşacağım onunla ya? Ya Allah'ım yarabbim ya. Ben ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım diyorum Tevhide teyze yürü. Tevhide teyze? Hayırdır? Ah benim güzel yüzlü kızım. Hayır değil. Hiç de hayır değil. O Bizanslı general var ya, geldi yine. Gitmedi dedi Yüz. Evde oturdu baş köşeye. Ben de durmadım, geldim senin yanına. Mehmet evde değil mi? Sana ne? Çalı süpürgesi sabah at. Sana ne benim torunumdan? Üç kocayı gömdün. Sıra benim torunuma mı geldi? Tevhide teyzeciğim, Tevhide teyzeciğim sen hiç sinirlenme. Ondan değil hani Mehmet sizi korur diye hani generalden. Ondan sordu. Ha. Mehmet çalışacağım dediydi. Herhalde dükkandadır. Anladım. Ben dükkana gidiyorum bak orada değilse yaktım onun çırasını. Ay dur dur Arzu nereye? Dükkana. Dur bir dakika dur. Ay Tevhide teyzeciğim bize ben geliyorum. Aa yok bekleyin ben de geleceğim ben de geleceğim. Şimdi o sabah kim bilir benim torunuma neler anlatır. Ay bir dakika teyzeciğim al. Çocuk işinde gücünde gece gündüz çalışıyor, kıyamam. Çalışkandır benim torunum. Ah, ah şu Hayriye olmasa. Ay abla ben de neler dedim ya. Ya? Ne bileyim ben. Aa, bir araba durdu. Kadın kim?
Bilmem şeydir ya. Şeydir Arzu. Hani seçemedim ama eli yüzü düzgün bir şeye benziyor. Torunum sevdiyse hayırlı olsun derim. Gelsin elim öpsün. Abla abla arabaya döndü. Ay dur dur dur. Burada mı gidiyor? Tamam dur sakin ol. Taksi yok mu? Taksi. Dur, taksi dur, dur, taksi. Bir dakika öyle yürüme. Takip edelim. Ana. Tutun. Tutun şu kenarını bırakmayın. Tutun şu taksi. Kenarını bırakmayın. Tamam, alo taksi yok taksi, mu? Taksi. Ha, taksi geldi abla. Ay, bin bin. Çabuk takip edelim. Demek ki bu izbe yerlerde buluşuyor bu kadınla bu. Ablasının gülüm. Buranın neresi izbe Allah aşkına? Orası mıymış karargah? Şu Bizanslı general. Hadi gidelim basalım. Ay, yürün neneciğim basalım. Ya, yürün. Hadi. Arzu. Benim ya. Kızlar. Yürüyün kızlar. Kaldırın bastonları. Yürüyün. Kardeş biz hemen geliyoruz. Bekle. Ay köklü. Ay Allah'ım. Durun. Durun yine dur. Mehmet. Arzu, senin ne işin var burada? Sürpriz. Sürpriz, ne sürprizi ya? Sürpriz yaptım sana aşkım. Sürpriz işte. Ta-da. Nerede o general? Nerede? Nine. Gel buraya kaçma. Nine yapma. Kaçma. Nine korkmazsın nerede? Aa, Nine gelin. Sen sakin ol. Sakin ol nenem, sakin ol. Bir daha gelmesin dedim. Benim baktığım ceviz ağacından karpuz gibi dağıtırım onu ortaya. Aman nene dur. Dur nene. Sakin ol. Sakin ol sen. Ben söylerim gelmez bir daha. Sen merak etme. Ya ben utancımdan nasıl yerin dibine girsem bilmiyorum. Ya aşkım sevdiğim aklım bir türlü almıyor. Ya sen... Nasıl seni aldattığımı düşünürsün göz bebeğim? Ya ne bileyim işte. Böyle fısır fısır konuşmalar, ortadan kaybolmalar falan. Ben biraz kıskandım galiba seni. Ya senin o kıskandım diyen ağzını yerim ben ya. Gerçekten çok özür dilerim. Çok utanıyorum. Tamam. Kadından da özür dileyemedim zaten. Bu arada Nine de ustalara fena. Ben konuşurum onlarla. Ustaların gönlünü alırım ben merak etme. Mehmet, seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. İçim dışıma çıkıyor seni sevmekten. Mehmet usta, hele gelsene. Tamam, geliyorum. Hadi, sen git yat, uyu, güzelce dinlen. Tamam. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam. Dur. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Ben gidiyorum. Abla. Hı? Bak sana söylediklerimi unutmuyorsun, tek tek yapıyorsun, tamam mı? Ay nasıl yapacağım ben onları Arzu ya? Ya yaparsın. Alacağım bak ben başıma belayı biliyorum. Gelsin öpeyim. Hadi görüşürüz. Hadi. Recep. Nazlı ah Nazlı yârim. Kardeşim ne iş bu sabah? Burada gürültüyü kesin. Kapatın hastamız var. Kapat arkadaşım sen de şunu kapat ya. Recep. Ne oluyor? Aşk olsun Nazlı yârim.
Ben senin Nazlı yarın falan değilim. Nereden çıktın sabah sabah Recep? Sabah sabah değil. Ben 6 aydır her sabah, her öğle, her akşam İstanbul kazan, ben Gepçe seni aradım Nazlım. Ya niye be adam, niye? Manyak mısın sen? Bu eski halimden eser kalmadığımı gör diye. Ya Recep. Recep değil. Artık Recep değil. Recep Araman. Bir markayım ben. Yakında bebeğimi bile çıkartacağım. Recep sen benden ne istiyorsun? Ben sana dedim değil mi? O adamdan sana hayır gelmez. O adam seni üzecek dedim değil mi? Seni burada bu kadar kalpten seven Recep varken o adama tutulma dedim değil mi? Görüyor musun? Ne oldu şimdi? He? Seninki kaybetti. Hem de her şeyini. Ama ben kazandım. Bileğimin hakkıyla kazandım. Artık ünüm, şanım, şöhretim, param, her şeyim var. Tek sen kaldın Nazlı. Bir tek sen kaldın Nazlım. Recep, yılların hatırı için bak. Ben seni sevmiyorum. İstemiyorum. Hoşlanmıyorum ya. Ya istediğin kadar zengin ol, ünlü ol. Ya git istiyorsan Amerika'nın başkanı ol. Bir de seninle uğraşamam lütfen. Bırak peşimi. Hala onu seviyorsun değil mi? İşe geç kalıyorum. O kadar kolay değil Nazlım. Bu iş o kadar kolay değil. Şiş abi, yengem yakından daha da güzelmiş yala. Sana ne lan? Sana ne lan yengem lan? Sana ne? Geç lan içeri. Aç lan kapıyı bak böyle. Aç. Kapat sen de şunu. Güzelmiş yengen. Sana ne? Bu biraz farklı bir ürün. Botulinum toksin denilen bir nörotoksin var. Yüzün alt bölgesine uygulanıyor. Sen biraz durgun gibisin. Bir şey mi var? Sabah bir şey oldu da kafam ona takıldı. Günaydın. Serdar, sen çok komik bir çocuksun ya. Bakıyorum bugün pek bir neşelisiniz. Ya Serdar işte, çok esprili biliyorsunuz. Ebru, biz çıkalım da onlar eğlencesine baksınlar. Günaydın Serdar Bey. Nazlı Hanım. Ay. Espri mi? Ya ben hiçbir şey anlamadım sen ne dedin de ondan biraz saçmaladım. Pardon. Alo. Teşekkürler Nusret Bey. Senin kremin ilk test sonuçları çıkmış. Gerçekten mi? Gidelim istersen. Tamam gidelim. Bileğimi burktum. Oynatamıyorum, vallahi oynatamıyorum. Basamıyorum şu an. Dur, basma üstüne. Ben götüreyim seni odaya götüreyim. Tamam, olur Serdar. Ay. Ay, çok acıyor. Çok acıyor. Çok acıdı, çok acıdı vallahi. Ay. Tamam. Ay, yok öyle. Arada olur. Arada gidip geliyor ağrı benim. Ayağımı gidiyor öyle. Kramplar falan. Orada ne oluyor? Ay yok, bir şey olmuyor. Nusret Bey'i arasanız, raporları buraya getirse ayağım ağrı gibi çıkıyor ya. Tamam. Hadi. Ay. Alo, Nusret Bey. Nazlı Hanım'ın kreminin raporlarını isteyecektim. Teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim ben ya, hiçbir şey yok. Ozan Bey, bir sorun mu var? Aa,
Paçalar işte ya. Ya şey, kapı gitti de Serdar Bey böyle bir gene aksırıp tıksırıyordu, bir şeyler oluyordu falan. Bir arasak mı ya bir? Serdar Bey, iyi misiniz? Pardon, kusura bakmayın. Gayet iyiymiş. Rahatsız etmeyin diyor Ozan Bey. Ay, Nusret Bey'i de yoruyoruz ama. Ay, ay, ne oluyor? Yangın alarmı, gel. Yangın gel, mı? Gel. Ay, ay, dur, dur. Bir dakika dur, dur. Ben hallederim. Ay Ozan, çok korkuyorum. Korkma, bir şey yok. Yani yoktur. Ya anlamıyorsun, ben katılır kalırım böyle durumlarda. Hadi koş, çıkalım.